beslenme nasıl olmalı? Normal Evet. yaşantısında ister istemez özel bir süreç atadığı için orada Kesinlikle. tabii ailenin de desteği, yakınların da desteği çok çok önemli. Psikolojinin Kesinlikle. rolü çok çok büyük olduğunu sizler hep değerli hocalarınız Kesinlikle. anlatırsınız. Şimdi beslenme, mevsiminde beslenme diyorum. Mevsiminde sebze ve meyve. Yani kışın kışlık sebze ve meyveleri, yazın yazlık sebze ve meyveleri. Evde mayalanmış yoğurt tüketimi hastanın direnci açısından çok önemli. Hasta tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bol sıvı tüketmeli. En azından günde 8 bardağa kadar mutlaka sıvı alması gerekmektedir. Tedavi sırasında özellikle yağlı yiyeceklerden, yağlı ve şekerli yiyeceklerden, şekerli yiyecekleri minimuma indirip protein ağırlıklı, vitamin ağırlıklı gıdalardan daha fazla almaya çalışması gerekmektedir. Uyku düzeni çok önemli hastalarımız için. Tedavi sırası zaten yorucu bir tedavi. Bu tedavi sırasında da hastanın şey yapması gerekir. Uykusunu iyice alması gerekir. İşte bitki çayları, ona rahatlatıcı bir şeyler mutlaka alması gerekir uyumadan önce, yatmadan önce. Bu hastalar normalde hiçbir şikayeti olmayan, birden onkoloji hastası olduğunu gören, sıradan işe giden bir hasta oluyor çoğunlukla. O zaman onları toplumdan koparmamamız gerekiyor. Bir de aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Radyoterapi alan hastalar çocuklarından, torunlarından uzak durmalarına gerek yok. Çünkü İçe hasta, dönük bir yaşama giriş evet, yapıyorlar. çünkü hasta radyasyonu bizim cihazlarımızdan alıp eve götürmüyor. O radyasyon doku içerisinde rezorbe oluyor. Yani doku içerisinde kalıyor. Yani hasta eve gittiğinde ışın yaymıyor. Etrafa radyasyon yaymıyor. Onun için gripli olmadığı müddetçe, kronik hastalığı olmayan birisi olmadığı müddetçe çevresindeki yakınları onlardan uzak durmasını gerektirecek herhangi bir şey maalesef kesinlikle yok. Bunu Normal söyleyebiliriz. yaşantımız aslında devam ediyor ama Aynen devam ediyor. hocamızın da söylediği kurallara uymak kaydıyla Evet. ilaçsa ilaç, kontrolse kontrol hepsini Evet. yapalım ki bir an önce sağlığımıza kavuşalım.